havası sert, insanı mert Aksaraylılar. İyi Parti'mizin düzenlemiş olduğu iftar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İftar programımızın açılışını yapmak üzere 1 Nisan sabahının Aksaray Belediye Başkanı'nı Tuğrul Karacaer'i sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla 1 Nisan'da iyilerin güneşi Aksaray'da doğacak. İyiler Aksaray'ı yönetmeye başlayacak. Başkanımız Tuğrul Karacaer konuşmalarını yapmak üzere sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın İl Başkanım, partimizin değerli yöneticileri ve çok kıymetli Aksaraylı hemşerilerim. Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve bereketiyle yeryüzünü şereflendirdiği bu mübarek Ramazan ayında sizler de bizim soframızı şereflendirdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bizleri kırmayarak davetimize icabet eden başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi olmak üzere değerli genel merkez yöneticilerimize ve candan aziz bildiğim Aksaray halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu mübarek günde Ramazan ayının manevi atmosferinde sizlerle bir arada olmak, iftar sofrasında sizlerle buluşmak bizlere onur ve mutluluk vermektedir. Hepinizden Allah razı olsun. Kıymetli Aksaraylılar, adaylığımızı açıkladığımız günden itibaren çarşıda, pazarda, sanayide, sokakta, iş yerlerinizde sizlerle buluştuk. Son olarak kapı çal, gönül al diyerek başlattığımız ev ziyaretleri kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 26.500 haneyi bizzat ziyaret ettik. Bütün bu ziyaretlerimiz kapsamında bir yandan projelerimizi ve vizyonumuzu anlatarak sizlerden destek isterken diğer yandan da sizlerin belediye hakkındaki düşüncelerinizi, öneri ve şikayetlerinizi dinledik. Seçim gününe kadar da var gücümüzle çalışmaya, sizleri dinlemeye devam edecek. Söz verdiğimiz gibi çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Ve önce gönüllere gireceğiz Allah'ın izniyle. Bütün bu gezilerde hemşerilerimizin bize anlattıkları çok net bir şekilde gösteriyor ki Aksaray halkı değişim, değişim, değişim diyor. ...20 yıldır şehrimizi yöneten zihniyet artık değişsin diyor. 20 yıldır Aksaray'ı koskoca bir köy görüntüsüne mahkum eden bu zihniyet artık gitsin diyor. 20 yıldır yüzlerce vaat verip yapmayan, halkı seçimden seçime hatırlayan Aksaray'dan, Aksaraylı'dan bir haber, bu zihniyeti göndereceğiz diyor. Ve bu sefer hiç olmadığı kadar kararlı Aksaray. 4 yıl boyunca yatıp tek bir çivi bile çakmayan, seçim yaklaşırken göz boyama çalışmalarına başlayan bu zihniyete hak ettiği cevabı verecek. Bunları gönderecek Aksaray halkı. Bu şehri yönetmek, bu şehre hizmet etmek ancak ve ancak bu şehrin öz evlatlanmışıdır diyerek emaneti eminlere, yani bizlere teslim edecek. Ve nihayet 1 Nisan sabahından itibaren değişim başlayacak. Göstermelik işlerin, israfın, rüşvetin ve yolsuzluğun yerini şehrimizi geleceğe taşıyacak projeler alacak. Raylı sistem ve alt geçit gibi ulaşım projelerimizde trafik sorununu çözeceğiz. Maliyetine sosyal konutlarımızla, e-kartımızla, kooperatif marketlerimizle, ulaşım indirimlerimizle, sosyal yardımımızla emekliyi, ihtiyaç sahibini, engelli vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi gözeten, destekleyen ve hayat pahalılığına karşı vatandaşın yanında duran bir belediye olacağız. Nostaljik tramvayla eski sanayinin yerine inşa edeceğimiz Batı Aksaray projemizle, olimpik spor tesislerimizle, Yeşil Aksaray projemizle şehrimizin çevresini değiştirecek Aksaray'ımızı cazibe merkezine haline getireceğiz. Azmi Milli Fabrikamızla, belediye kooperatif marketlerimizle,
meslek edindirme kurslarımızla, yapı malzemeleri imalatı projemizle Aksaray'ın sermayesini Aksaray'ın halkının hizmetine sunacağız. Yerli üreticimiz kazanırken tüketicimiz de tasarruf edecek. Bizler bunlar gibi daha çok projeyle Aksaray'ı hak ettiği bu vizyona ve hizmetlere kavuşması için, sizlere layıkıyla hizmet edebilmek için bu yola çıktık ve aday olduk. Mevki, makam, para pul hevesimiz olmadı çok şükür. Bu yüzden göreve geldiğimizde ilk iş olarak belediye başkanlık konutunu boşaltarak orayı gerçek sahip olduğunu düşündüğümüz şehit ailelerimiz için bir sosyal tesis haline getireceğiz. Ayrıca belediyenin her türlü ihalelerini, gelirini, giderini ve yapılan yardımları şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşacağız. Kıymetli Aksaraylılar, unutmayın, asıl olan sizlersiniz. Asıl olan sizin iradeniz. İyi yönetici ve kötü yönetici arasında tercih yapmak, geleceği şekillendirmek için en büyük, hatta tek fırsat demokratik seçimler. Beğenmediğiniz, çalışmayan yöneticilerden yan gelip yatanlara tepkinizi gösterme zamanı geldi. İnanıyorum ki geçmiş 20 yıla bakarak bundan ders çıkaran Aksaray halkı, evlatlarımızın, torunlarımızın yaşayacağı şehrin kaderinde ona göre belirleyecek, seçimini bizden yana, iyi belediyecikten yana kullanacaktır. İftar programımıza katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor. Hayırlı iftarlar ve sonunda çifte bayram yaşayacağımız hayırlı bir Ramazan ayı geçirmemizi diliyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun. 1 Nisan sabahının Aksaray Belediye Başkanı adayı Tuğrul Kacer'e bu güzel ve anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz. Sevgili Aksaraylılar, 21 yıldır milletimizi kamplara, kutuplara ayırarak aynı mideden beslenen yapışık ikizlere karşı milletimizin önüne üçüncü aydınlık ve güneşli bir yol koyan İYİ Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'mizin lideri Meral Akşener'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Evet, lütfen buyurun. Öncelikle 11 ayın sultanı Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah seneye de eriştirsin. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Evet, Ramazan ayında bir seçim yapıyoruz. İnşallah Ramazan'ın bereketi bu iftar sofrası gibi Aksaray'ımızda, aramızda Nevşehir Belediye Başkanımız olacak inşallah. Rasim Arı Beyefendi de var. İnşallah hem Nevşehir hem Aksaray'ı alacağız ve böyle bu iftar sofrası gibi bereketli bir seçim geçireceğiz inşallah. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözü çok uzatmayacağım. Bugün Aksaray'ımızda gezerken emekli kardeşlerimle karşılaştım. Söyledikleri şu: geçinemiyoruz, açız. Geçinemiyoruz, açız. Şimdi 10 bin lirayla, en düşük emekli maaşı 10 bin lira, 10 bin lirayla hele kira da veriyorsa bir emeklinin geçinebilmesi mümkün değildir. İYİ Parti olarak hem kanun teklifi verdik hem de uzun bir zamandır emeklilerimizin dertlerini dile getiriyoruz. Ben 3 sene boyunca esnaf gezdim. Esnaf dükkanlarının içinde emeklilerimizin halini gördüm. Tarımla meşgul olan insanlarımızın halini gördüm. Atanamayan öğretmenlerimizi, tencere kaynatmakta zorlanan kadınlarımızı gördüm. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu: İYİ Parti olarak hem meclis kürsüsünde hem meclisin içinde emeklilerimizin dertlerini anlattık.
İktidara dedik ki duy emeklilerin sesini, gereğini yap. EYT'lilerle ilgili yaptığımız çalışmaların ve ortaya koyduğumuz iradenin sonucunda EYT'li kardeşlerimiz birazcık sonuç aldılar. Ama o da yanlış çıktı, eksik çıktı. Şimdi gelelim emeklilerimize. Bayram var, bayramda emeklilerimize bir ikramiye verilecek. Emeklilerimize verilen ikramiyenin 7000 lira olmasını öneriyoruz. Ayrıca seyyanen emeklilerimize 11.000 lira zam yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öneriyoruz. Şimdi emeklilerimizle ilgili sistemimiz bu. Ama yerel seçimlere gidiyoruz. Şimdi bunu bugünden söyleye, daha 3 senedir söyleye söyleye bugüne geldik. İktidar bu dediğimizi yaparsa tamam. Biz görevimizi yapmış oluyoruz. Biz halkın avukatlığını yerine getirmiş oluyoruz. Bir muhalefet partisi olarak iktidarda hizmet etme görevini yerine getirmiş olacak. Ama yapmadığı takdirde o zaman görev sizin. Ey emekli kardeşlerim, cezasını kesin, cezasını kesin. Bu yerel seçimlerde emeklilerin derdine çözüm bulunmuyorsa iki kulağa, iki taraftan birer kulağa asılın, morartın ve sonuç itibariyle İYİ Parti'ye güç verin. Aksaray'a hizmet edecek kardeşim Tuğrul'u seçin. Dürüst bir şekilde çalışacağına inandığımız ve israf etmeyeceğine, çalmayacağına, çaldırmayacağına emin olduğumuz kardeşimiz Tuğrul kardeşimi seçin. Aynı zamanda da İYİ Parti'ye güç verin. Görün 2028'e kadar burada bulunan kardeşiniz, ben de Tayyip Erdoğan'a benzedim bak kardeşiniz diyerek. Neyse, bana güç verin, tutun elimden, seçin Tuğrul'u. Kazan oğlum, kazan. Kazanacaksın inşallah. Bugün gördüğümüz kazanacağını gösteriyor. Dolayısıyla Aksaray'ı, Nevşehir'i aldığımızda inşallah, diğer şehirlerimiz de var ama burada ikisi karşımda olduğu için söylüyorum. O güçle görün İYİ Parti 2028'e kadar iktidarın size nasıl hizmet etmesini sağlayacak. Gelelim öğretmenlere. Bugün öğretmen kardeşlerim benimle karşılaştılar. Bizzat geldiler. Dediler ki 100.000 öğretmen ataması söylediniz. Mülakatın da kaldırılacağını iktidar söyledi. Seçim geçti, unutuldu. Buradan atanamayan öğretmen kardeşlerime ilan ediyorum. 100.000 öğretmenin atanmasını sağlayacağız. Hemen. Şimdi iktidara sesleniyorum. Madem öğretmene ihtiyacınız yoktu, bu kadar genci niçin o okullara gönderdiniz? Niçin o çocukları 4 yıl boyunca okulmasını sağladınız? Niçin o öğretmen kardeşlerimi öğrencilerinden, okullarından uzak tutuyorsunuz? Diyorlar ki onların sorunu değil, bu gençlerin sorunu değil. O kadar öğretmenin yetiştirilmesine sebep olan sayı bilmeyen, matematik bilmeyen iktidarın sorunu. Dolayısıyla hemen 100.000 öğretmen atanmalıdır. Şimdi diyorlar ki Meral Hanım böyle konuşuyor ama hem emekliler için hem öğretmenler için para nerede? Suriyelilere para buluyorsun kardeşim. Efendim Türkiye'yi soyanlara onlara para buluyorsun kardeşim. Onların vergilerini silmeye para buluyorsun kardeşim. Bulamadığın yer emekliler mi? Bulamadığın yer öğretmenler mi? Mülakatın kaldırılması lazım. Söz verdiler.
Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Söz verdiniz, söz. Sözünüzü tutacaksınız. Mülakatı kaldıracaksınız. Söz verdiniz. Ben de her fırsatta bu sözünüzü size hatırlatacağım. Tarımdan bahsetmiyorum bile. Girdiler, aldı başını gitti ve hangi ürünü yetiştirirseniz yetiştirin, netice itibariyle o ürünü yetiştirdiğiniz parayla sattığınız para birbirini karşılamıyor. O nedenle bu dertlere çözüm üretmek için biz varız. Bize güç verin, bize güç verin, bizi güçlü kılın ki sizin adınıza savaşalım, sizin adınıza mücadele edelim, sizin adınıza proje üretelim. Şimdi tam karşımda Tuğrul duruyor. Çok güzel projeleri var. Bana dedi ki, Meral abla, bunlara söyle. Şimdi biraz evvel kendisi söyledi. Bir, hafif raylı sistem yapacakmış. Gel bakayım buraya. Hafif raylı sistem yapacakmış. Harika. Emeklilere ekstradan yardım yapacakmış. Harika. Kaç lira vereceksin oğlum? 5.000 lira Kurban Bayramı'nda ilk sürpriz olarak vereceğim hemen. Kurban Bayramı'nda 5.000 lira vereceğim. Yılda 2.500 lira da 4 kere ikramiye vereceğim. Oo, harika. Şimdi eksik bırakırsa onun için duruyorum yanımda. Şimdi öğrencilere burs verecek. Ne kadar? İhtiyaç sahibi öğrencilerimize ayda 1500 lira e-kartla burs vereceğiz. Her öğrenciye 1500 lira burs verecek. Şimdi bana anlattı ama ben daha düzgün onun anlatmasını istiyorum. Ey gençler, siz böyle özel alanlar istiyorsunuz ve o alanlarda arabayla bana göre gıcıklık, size göre eğlence yapmak istiyormuşsunuz. Şimdi onu anlat. Evet. Çok kıymetli gençlerimize, geleceğimizin teminatı gençlerimize drift ve drag'lı rahatlıkla ve güvenlikle yapabilecekleri pistler yapacağız. Hep beraber orada eğleneceğiz, spor yapacağız. Drift, değil mi? Evet, şimdi Aksaray'a doğru hizmet edecek, çalmayacak, çırpmayacak, israf etmeyecek, insan kayırmayacak, liyakate önem verecek, yandaş tutmayacak bir kardeşimizi önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum ve Tuğrul kardeşimi inşallah seçmenizi sizden rica ediyorum. Başaracağız. Evet. Allah'a emanet olun. İYİ Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'mizin öncü lideri Meral Akşener ve Aksaray Belediye Başkanı adayımız Tuğrul Karacer sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyor. Cenab-ı Allah hayırlı taşını indirmesin inşallah. الصبر والصلاة ولنبلون حسبك أفطرت اللهم senin rızan için oruç tuttuk ve senin rızan için orucumuzu açıyoruz.